Yani ne kadar şansı var ablanın peki? Alabilecek mi çocukları geri? Bilmiyorum Müjde. Gerçekten bilmiyorum. Bitmedi şu derdimiz ya. Muzi'nin annesi halleder. Muzi! Selam, günaydın. 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 Ya Hikmet, bugün gelmeyecek mi okula? Yok. Onu başka bir okula nakledeceklermiş. Yurda yakın bir yere. Hadi ya. Peki sen hiç konuştun mu onunla? Dün gördüm. Fena değildi. Neyse, yakında okula da döner, eve de döner. Annem halleder, işin de iyidir. Annen halleder sağ olsun da, babam dert. Ne oldu ki? Sen de biliyorsun artık Müjde işte. Klasik babam yani. Ay canım kızım benim ya. Ay, o her şeyin en iyisini bilir, yapar. Çocuklara bugüne kadar hep annelik yaptı. Bundan sonra onun hakkıdır bu velayet şeyisi. Ben hiç itiraz etmem ha. Ne lazımsa yapalım. Ben halledeceğim Fikri Bey. İşimiz kolaylaştı şimdi değil mi? Daha hızlı sonuç alacağımız kesin. Ama senin için durum hala o kadar kolay değil Filiz. Ya vasiyeli karar duruşması bir hafta sonra yapılıyor. Hakkında dosya oluşturuluyor. Çocuk hizmetleri raporunu da gördüm. O pek lehimize değil maalesef. Elini gerçekten güçlendirmen lazım. Yani tamam süre biraz kısa ama daha düzgün bir iş bul. Yani çocuklara daha iyi bir yaşam sunacağını göster. Anladım. Sen yaparsın, yaparsın. Aslan kızım benim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ha Filiz, nişan nikah gibi resmi olmadığı için mahkeme kabul etmez. Tanıklık yapacak insanlar lazım, bir mahalleden filan. Yani onları da ayarlaman lazım. Anladım. Ayarlarım. Tamam. Görüşmek üzere. Ne oldu? Sen lafa mı tuttu, bir türlü gelemedin? Efendim, ne haber? İyiyim Filiz. Asıl seni sormalı ya. Aklım sende kaldı. Var mı bir gelişme? Yardım edebileceğim falan herhangi bir şey var mı diye aradım. Ne, iyiyim ben, yok sağ ol. Hadi ben gidiyorum kızım, hadi. Ben de seni arayacaktım zaten. Bir görüşebilir miyiz? Sen de müsaitsen tabii. Olur olur, buluşuruz da kötü bir şey mi oldu? Yok yok, hatta iyi. İyi, güzel. Tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, görüşürüz. Baba çok sağ ol ya. Hey, lafın mı olur kızım, sen sağ ol. Şşş. Kazan mübarek olsun, yolun açık olsun. Şuna bak be. Şey. Ne kadar elektrik gidiyordur buna değil mi ya? Evet evet. Bence de, bence de büyük israf. Buyurun. İyi çalışmalar. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ben bir misafirim için oda ayırmıştım. Fikri Elibol. O bizim dilim o. Olmaz. Tamam Savaş Bey, o da hazır. Evet. Yalnız ben beyefendinin kimliğini alabilir miyim? Al. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benden bu kadar. Herhalde artık mahkemeden önce kimseye rahatsız etmezsin diye düşünüyorum. Yok canım. Ben rahat olduktan sonra kimseyi rahatsız etmem. Benim olayım da o. Yani ben böyleyim işte ya. Anladım. Anladım. Tamam, ben o zaman kaçıyorum. Takıl. Keyfine bak. Benim oda? Siz şurada 2 dakika dinlenin. Arkadaşım sizi odanıza kadar eşlik edecek. Hah, şöyle. O arkadaşına da söyle biraz acele etsin. Tamam efendim.
Merhaba. Hello. Ben de bu otelde kalıyorum ha. Nereye? Allah Allah. Merhaba. Abla, sen bunu söylediğinin babam olduğuna emin misin? Evet ya. İşte avukatın ofisine geldi benimle. Böyle gülüyor filan. Böyle elimi tutuyor bir şey. Babam. Evet. Hiçbir şeye itiraz etmeyeceğim. Filiz anneleri gibi onların dedi. Güldü filan. Vallahi. Ya bu adam daha dün ortalığı 56'ya vermedi mi? Benim çocuklarım, benim velayetim diye. He? Ne oldu şimdi? Ne değişti? Ay baba yüreği dayanamadı demek ki. İnsafa geldi adam. Olamaz mı? Vallahi benim inanasım gelmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi durum ne olacak? Avukat ne diyor? İşte avukat neresi? Haftaya bu vasilik davası var. İşte benim o zamana kadar tam zamanlı bir iş bulmam gerekiyor. Ya mahkemeye hazır girmek için. Abla, yani sen benden daha iyi biliyorsun. Tam zamanlı iş bulmak filan bunlar kolay şeyler değil. Ne yapalım canım? Elimden ne geliyorsa yapacağım yani ne gerekiyorsa. Bu herif nerede şimdi ya? Kahveye mahveye doğramadı bütün gün. Avukatlık ofisinden çıktı gitti işte bilmiyorum. Vallahi benim bildiğim Şema teyzeleri de kalmıyor. Lan bize ne ya? Uf. Babama bak ya. Şükür de. İyi. Şükür. Ya çok sıkıldım ben. Resepsiyon buyurun. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben otel odasında çok sıkıldım. Bu otelde yapacak başka ne var? Efendim spor salonumuz var. Müşterilerimiz dilediği gibi kullanabiliyorlar. Geç. Ne yapacağım? Zaten seyrediyoruz. Ben ne spor yapacağım? Başka? Havuzumuz var efendim. Kapalı yarı olimpik. Geç. Ben yüzme bilmiyorum. Başka? Spamız var efendim. Bana ne senin spandan? Bende 6 tane vardı. Daha yeni kurtuldum. Ay tamam tamam. Kapat o telefonu. Senden de sıkıldım ya. Ne ya? Hadi Filiz sen de artık sıkma canını. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ya. Şu mahkemeyi de bir atlatırsak. Atlatırız atlatırız. Merak etme. İyi akşamlar. Hoş geldin Cemil. Ne haber Filiz? Yenge, Tufan. Eyvallah Cemil, senden ne haber? İyilik, sağ ol. Sağ ol geldiğin için. Yürüyelim mi? Biraz konuşuruz. Olur olur, yürüyelim. Ay hadi, biz gidiyoruz o zaman. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Ben montumu giyeyim, geleyim. Tamam. Kızım tamam, bakma artık herif, Allah Allah. Almadı bir türlü bu Cemil'i. Sinsi bir kere ya. Bizi otellerden falan kurtardı ama. Hem de nasıl, hem de nasıl. Ay. Öldüm ben ya. Ya Tülay. Hı. Bu herif nasıl fikir değiştirdi ya? Ya baba yüreği dayanamadı dedim ya. Ne var bunda? Ya Fikri'nin babalığından ne olur ya? Ay bilmiyorum. Ben bir duşa gireyim. Gerginliğimi öyle atarım belki. Tamam, tamam. Aşkım. Hı. Sen de benimle gelsene. Ha, öyle diyorsun yani. Öyle diyorum. İyi, tamam. Sen git suyu aç, geliyorum ben. Çok bekletme. Yok, yok. Bekletmem. Efendim? Sen yaptın değil mi? Ne yapmışım ya? Ya Fikir abi diyorum, sen kafaladın da. Ne verdin ya? Allah aşkına ne teklif ettin de bu herifi kabul ettin? Vallahi ben bir şey vermedim. Ya bırak biz de yedik.
Yalnız Barış, bir şey diyeyim mi? Adamsın ha. Vallahi adamsın. Alo. Barış. Çocuklar siz takılın, konuşuyoruz sonra, tamam mı? Konuşuruz ama. Çok sevindim Filiz ya. Fikri abi en doğrusunu yapmış. Ya biz de şaşırdık vallahi. Bir tek mahkeme kaldı o zaman. Evet, senin de yardımın. Sen orasını hiç merak etme. Cemil. Bu mahkemeden önce nişan gibi bir şey yapmamız lazım da hani konu komşu duysun. Yarın öbür gün mahkemede tanıklık yaparlarsa diye. Olur olur, yaparız tabii. Tamam. Ben zaten Tufan abiyle konuşurum. Öyle masraf falan çıkmaz yani. Ya sen orasını dert etme, hallederiz. Annem peki seni istemeye gelsin mi yarın falan? Hayır, yok canım, o kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Dedim ya işte konu komşu görsün diye zaten. Tabii tabii, şey, ben annem bilsin diye söyledim. Ha, sağ ol. Cemil, çok teşekkür ederim, çok iyisin. Kanka, Müzi diye biri seni bahçede bekliyor. Müzi mi? Ha, kız arkadaşın güzelmiş harbiden. Ya, benim kız arkadaşım falan değil o. Hadi lan, sevgilin olmayan kız buraya kadar gelir mi görmeye? Yeme beni. Bir de muhabbeti fazla uzatma. Ortalarda da çok görmeyin, öğretmenler laf eder. Muzi, ne yapıyorsun burada? Kafayı mı yedin? Gel, gel. Gel çabuk, gel çabuk. Gel. Seni götürmeye geldim. Ne? İki tane biletim var. Konsere gidiyoruz. Şu sana deli gibi dinlettiğim grubun konserine. Merlin'in konserine. Ciddi misin sen? Hem de çok. O da arkadaşın iyi bir tipe benziyor. Seni idare eder değil mi? Ya ben gelemem. Kardeşlerimi bırakmayayım. Tamam. Aslında kardeşlerim yatmaya çıktı. Gelirim ya ben. Gelirim, gelirim ben. Yolda arkadaşıma haber vereyim o zaman ben. Geleyim sonra. Tamam, bekliyorum. Hadi, hadi. Tamam. Lan, nasıl çıkacağız biz buradan ya? Havada da bayağı kar soğuğu var ya. Siz küçükken rahmetle bayağı oynardınız karda yalnız. Tabii bir keresinde kocaman bir kardan adam yapmıştınız, hiç unutmuyorum. Değil mi? Sağ ol Cemil. Rica ederim, ne demek? İyi geceler. İyi geceler.
Fikret Bey de buradaymış. Ya sabır. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aşağı inmedin, sana gelelim dedik ama sen de hemen korkuyorsun. Ne korkacağım lan ben senden? Sen kimsin? Gel de göstereyim kim olduğumu. Yok, gelmeyeceğim. Gelmeyin işte, korkuyorsun korkak tavuk. Ben Fikret korkak tavuk. Ha şöyle ya, gel. Hadi doğru revire git. Hocam o başlattı ya. Sana revire git dedim. Git hadi. Yürü. Fikret, neden yaptın böyle bir şey ha? Ya hocam ben geldiğimden beri bana satışıyorlar ya. Burada böyle şeyleri hoşgörüyle karşılamayız Fikret. Bir daha tekrar edersen cezan çok büyük olur, bunu bil. Bakayım. Taşın mı kanıyor senin? Ha? Dur, dur bakayım. Dur. Hay Allah. Şimdi git elini yüzünü yıka. Sonra da revire git. Hemşire sana da baksın. Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim Fikret. Anladın mı beni? Hop, ne oluyor lan? Abim nerede? He, Hikmet çıktı, dışarı tüydü. Dışarı mı? Bize haber vermeden. Dur lan, abinin çıktığını söyleme kimseye. Tamam, söylemem. Yani böyle kafadan atsan da olur yani. Rahat ol. Cemre? Aynen. Ne haber? Aa, iyi Muzi, senden ne haber? İyi, aynen. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Tanıştırmadım, pardon. Hikmet. Erkek arkadaş. Anladım. Memnun oldum. Yağmur, sen de mi buradasın? Evet, ya? Aynen. Muzi. Buradayım. Gel. Çok heyecanlıyım ya. Çok heyecanlı. Kiraz nerede? Kiraz İsmet'e bakmaya gitti. Bekle istersen. Yok, istemez. Zor.
Fikret, ne yapıyorsun oğlum burada? Ne oldu, çocuklara bir şey mi oldu? Kardeşlerin nerede? Ha? Bir şey olmadı mı kimseye? Yok, iyi onlar. Sen niye buradasın peki? Yurtta olman gerekmiyor mu? Bak bakalım bana bir. Fikret. Barış abi. Hop 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 hop. Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Fikret. Kim kızdırdı oğlum seni? Ne oldu? Bak bakayım bana. Şişt. Benim bildiğim Fiko'yu herkes eyvallah çekmez ya. Ne oldu be? Yok. İşte öyle değil artık. Nasıl peki artık? Ablam benim adam olmam için çok uğraştı. Ben de ona söz verdim. Eskisi gibi olmayacağım dedim Barış abi. Hem de erkek sözü verdim. Erkek adam sözünü tutmazsa olur mu hiç Barış abi? Olmaz, olmaz. Ama bu çocuklar bana sözümü tutturmuyorlar Barış abi. Ben bu yurtta biraz daha dursam ne olacağım çocuklara? Daldım da zaten. Ama azıcık daldım işte. Azıcık daldın yani. Eşsiz gibi olmak istemiyorum ben Barış abi. Bana bak, tamam. Sen şimdi eskisi gibi olmaz, olamaz. Anladın mı beni? Öyle bir ihtimal yok. Tamam mı sen? Kocaman adam olmuşsun ya. Laflara bak. Büyümüşsün oğlum sen. Büyümüşsün sen. Ablamla Ahmet bir şey söyleyemedim Barış abi üzülmesinler diye. İlk aklıma sen gel. Barış abi sen zenginsin. Bizi ne olur bu yurttan kurtar Barış abi. Ablama yardım et. Bizi buradan kurtarsın Barış abi. Tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam oğlum. Merak etme sen. Merak etme. Ablan seni buradan kurtaracak, seni burada bırakmayacak, tamam mı? Ben de elimden geleni yapacağım. Tamam mı? Bak bakalım bana. Bak bana. Erkek sözü, tamam mı? Hadi kalk. Kalk, hava çok soğuk. Kalk. Kalk bak. Kalk. Kapşonunu da kapat. Hadi yürü. İyice gidiyor. Abi, ya herkes birbirinden daha iyi çalmadı mı? Ya, harikaydı ya. Çok güzeldi canım. Ya ben öyle çok konsere gitmiyorum senin gibi ama bayağı eğlendim ya. Çok eğlendim. Sen başka kimlerin konserine gittin? Kimsenin. Nasıl ya? Ya bu ilk konserin miydi? Evet. Benimle mi geldin konsere? Evet. Şşş, duyacaklar şimdi siz. Nasıl döneceksin şimdi sen? Ben böyle bırakmak istemiyorum seni. Annem taksi param vardı dedim ya sana. Şuradan atlar giderim ama. Peki tamam. O zaman bir taksi çevireyim ben sana. Olur. Göremez oldum. Uyamaz. Buyurun. Teşekkürler. Ya Mehmet, çok eğlendim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Moral bozmak yok, tamam mı? Tamam. Ablan çözecek meseleyi. Ben de söz verdiğin gibi elinden geleni yapacağım. Tamam? Tamam. Defiko, sen beni bu akşam gördün, kimseye söyleme. Olur mu? Niye? Niye? Çünkü öyle gerekiyordu ondan. Sen beni gördüğünü söyleme, ben de seni yurttan kaçtığını söylemeyeyim. Bu gece ikimizin arasında bir sır olarak kalsın. Hı? Hadi bakalım, kimseyi uyandırmadan gir içeri şimdi. Hadi. Ben nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim? Nasıl çıktı sonra gireceğim oğlum. Ne? Hadi bakalım.
İyi akşamlar efendim. Müsaitseniz bir adres soracaktım hemen. Tabii, içeride buyur. Evet, şöyle getireyim sizi. Şu arkadaki doktorlar sitesi değil mi? Evet, doğru biliyorum. Abla, haber var mı avukattan falan? Bana size çok güzel haberlerim var. Haftaya mahkeme var. Kavuşuyoruz. Kazanma şansımız yüksek mi? Yüksek tabii ya. Aa, bir dakika. Bakın ne getirdim size. Bakın şimdi. Bu işaretlediğim yerden 5 gün sayın. Kavuşuyoruz. 5. Oh. Babam nasıl verdi bize velayet? Ben ne bileyim ya. Şey demek ki hiçbirimizin göremediği böyle mi? Acık bir kalbi varmış Fikri Bey. Aşkım. Bizim neye sevindiğimizin farkında mısınız? Babam bizi bıraktı diye seviniyoruz ya şu an. Ya ben burada çok sıkıldım ya. Acaba ben banyoya mı girsem? Böyle küveti doldursam fokur fokur fokur. Filmlerdeki gibi. Hiç keyifli değilmiş ki. Ay. Şu önlere bak önlere. Ay. Bacaklar vuruş vuruş oldum lan. Çok güzel. Filmlerde niye insanlar bunu bu kadar seviyor ki? Hiç güzel bir şey değil mi ya? Kendinize, tamam mı? Vay. Hadi bakalım kuzum benim. O su durumu tamam mı? Tamam tamam. Ben de merak etme. Biliyorum. O yüzden aklım arkada kalmıyor. Aa, size bir şey söylemeyi unuttum. Biz Cemil abinizle nişanlanıyoruz. Ne? Nasıl? Barış abi ne olacak? Ablacığım, Barış abine bir şey olmayacak. Öyle gerçekten değil ya, mahkeme için. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey tabii ya. Cemil polis ya. Sizi daha kolay alabilmem için. Tamam mı? Haberiniz olsun. Siz de bilin de şaşırmayın sonra. Tamam mı ablacığım? Tamam. İyi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Tufan abi. Filiz neredesin? Şimdi çocukların yanından çıktım. Niye?
Tam zamanında aramışım ha. İyi bak ne diyeceğim şimdi? Bu hani sen iş bakıyordun ya mahkemeden önce böyle tam zamanlı sigortalı falan. Evet. Vallahi iş ayağına geldi ben sana öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Ya şimdi geçen bizim kahvede konuşuluyordu. Bir inşaat firmasının sekreter emine ihtiyacı varmış. Ondan sonra bugün de aynı muhabbet oldu. Benim de aklıma sen geldin. Ciddi misin ya? He vallahi. Yalnız hemen gitmen lazımmış görüşmeye. Bekliyorlarmış. Yani hemen git. Adresi atacağım ben sana. Adresi de atacağım ben şimdi sana. Yani atıyorum. Mesaj olarak atıyorum adresi. Tamam. Sağ ol ya Tufan abi hazır gibi yetiştin. Ne demek canım aşk olsun. Yalnız bak haber ver ha bana. Hadi. Tamam, gidiyor. Ya şimdi hemen alacaklar mı bu kızı işe? Alacaklar.